İyi akşamlar değerli izleyiciler. Türkiye'nin gündeminde kentsel dönüşüm var. Herkesin takip ettiği gibi. Bunda Bursa'nın gündeminde daha çok kentsel dönüşüm olması gerekiyor. Çünkü Bursa hem eski bir kent hem de yapı stoğu çok eski kalmış, eski teknolojiyle yapılmış bir kent. Ve bir ara yaşadığı iç göç patlamasının sonuçları olarak da plansız büyüyen bir kent. İşte böyle bir kenti yeniden modernleştirebilmek için kentsel dönüşüm gerekiyor. O nedenle Türkiye'nin gündemindeki kentsel dönüşüm Bursa için biraz daha aciliyet taşıyor. Kentsel dönüşümün de en geniş kapsamlı uygulandığı ilçe belediyesi olarak baktığımızda Yıldırım Belediyesi'ni görüyoruz. Biz de bu akşam Yıldırım Belediye Başkanı Sayın İsmail Hakkı Edebali'nin konuğuyuz. Yıldırım'da yapılan ve Türkiye'nin ilk kentsel gelişim merkezi olan binada bulunuyoruz. Sayın Başkanım, hoş geldiniz diyeceğim ama biz bu akşam sizle konuk olduk. Biz size hoş geldiniz diyoruz. Sizi burada ağırlamaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şimdi çok güzel bir salon olmuş. Türkiye'nin ilk kentsel gelişim merkezi dedim ben. Yani dönüşüm ve gelişim kavramları elbette farklı yorumlara tabi ama Yıldırım açısından baktığımız zaman da ortaya farklı bir tablo çıkıyor. İşte köşelerde Yıldırım'da yapılacak olan kentsel dönüşümün maketlerinin yer aldığı bir salondayız. Halkın bilgilendirmesinin yapılacağı biraz da amfi benzeri bir yerleşim de kazandırmışsınız. İsterseniz siz anlatın. Evet. Türkiye'nin ilk kentsel gelişim merkezi fikri nasıl doğdu? Burası nasıl bir işleve sahip? Şimdi tabii plansız şehrimizi planlı hale getirebilmek için hepimizin son 4-5 yıldır kullandığımız, en çok kullandığımız şehirlerle ilgili kavramlardan bir tanesi kentsel dönüşüm. Ama boyutları nedir, nasıl yapılması lazım, kentsel dönüşüm kavramını kimleri ilgilendiriyor, kim yapmalı? Tüm bunları alt alta dizdiğimizde aslında kentsel dönüşüm bir paydaş projesidir. Yani bir şemsiye bir kavramdır. Onun içinde paydaşlar var. Paydaş, yerel yönetim kentsel dönüşümün bir paydaşıdır. Çevre Şehircilik Bakanlığı, kamu bir paydaştır. Mülk sahipleri asli paydaşlardan bir tanesi. Orada yaşayan vatandaşlar. Çünkü onların mülkleri üzerinde bir tasarrufta bulunuyorsunuz dönüşüm yaparken. En hassas grupta onlar galiba. En hassas grupta onlar. Malı var çünkü ortada. Diğer bir paydaş var, müteşebbis. Yani oraya sermayesini koyacak yükleniciler. Onlar bir paydaştır. Şimdi bu paydaş birliğinin bir şemsiye altında, bir çatı altında tabii toplanabilmesi için fiziki bir mekana ihtiyaç var. Çünkü o fiziki mekanda tüm paydaşların konuları var. Paydaşlardan gelen öneriler, işin teknik yönü, işin hukuki yönü, işin demografik yönü, sosyal yönü, psikolojik yönü, en önemlisi ekonomik boyutu. Tüm bu gelen bilgileri, bu paydaşlardan, paydaşların önerileriyle gelen bütün çalışmaları analiz edebileceğiniz bir fiziki mekana ihtiyaç var. Ve tüm paydaşların da sorunlarını burada dile getirip çözüme ulaştıracağımız fiziki bir mekan. Biz tabii bugüne kadarki çalışmalarımızda epeyce bir yol aldık. Bir taraftan da göreve başladığımızda evet bu şemsiyeyi bu paydaşların bir arada buluşabileceği fiziki mekanı da bir an önce inşa edelim. Çünkü buradaki stratejiler, buradaki insanların uzlaşması süreci çok daha kısa hale getirecektir. Burası garajdı. Yani bizim belediyemizin garajıydı. Biz garajdan planlama kentsel gelişim merkezini inşa ettik. Planlama kentsel gelişim tabii az önce siz de söylediniz. Dönüşüm, diğer bütün kavramlar gelişimin içinde aslında. Dönüştürme, yıkıp yapma değil. Geliştiriyoruz. Yani sürdürülebilir bir şehir kavramı için gelişim öne çıkıyor. Kent merkezinin en sorunlu bölgesinde bulunuyoruz. Gayet kaçak tabii. Yapılaşmanın en fazla olduğu, kaçaktan ziyade plansızlığın getirdiği, imarsız yapılaşmanın olduğu bir bölge Yıldırım. Bunun elbette bir kere de sihirli değnekle dokunup her şeyi değiştirmek mümkün değil. Bir de tabii zamanlama çok önemli. Doğru projeleri hayata geçirmek çok önemli. Attığınız adım bir sonraki adımlar için de yol haritasıdır. Yol haritanızda bir yanlışlık varsa ilk adımla beraber ondan sonraki atacağınız adımlar doğru olsa bile
yanlış bir güzergaha girmiş olacaksınız. Gömleğin ilk düğmesini i̇lk yanlış eklerseniz hepsi yamuk evet. gidiyor. Onun için planlı, disiplinli, uzman kadrolarla ve ortak akıl. Şimdi burası aslında katılımcı belediyecilik tabirini biz çok kullanıyoruz. Ortak akılla kentsel dönüşümü inşa edeceğimiz bir merkez. Burada hangi birimlerimiz var? Biraz burayı tanıtacak olursak. Teknik yönüyle ilgilenen birimlerimiz var. Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz birinci katımızda. O teknik yönleri, hukuki yönleriyle ilgili çalışıyor. ARGE Müdürlüğümüz var. Sahayla, vatandaşla yaptığımız çalışmaları birebir onlara anlatan, oradan anketler yapan, sahadan gelen verileri değerlendiren bir müdürlüğümüz var. Orada o da Planlama Kentsel Gelişim Merkezimizin bünyesinde. Belediyemizin bünyesinde bir şirketimiz var. %100'ü Yıldırım Belediyesi'ne ait olan Yeşil Yıldırım Şirketi. Şirketimiz de aynı nasıl belediyelerin başka şirketleri varsa, bir takım hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketleri varsa, bizim şirketimiz de sadece uzmanlarıyla beraber kentsel dönüşümü mülk sahipleriyle yükleniciler arasında koordinasyonu sağlayan, yani hem masanın bir tarafında vatandaş gibi düşünüyor, mülk sahibinin mağdur olmaması ve onu borçlandırmadan o zor şartlarda sahip olduğu gece konduyu nasıl tekrar onu mağdur etmeden güvenli bir, sağlıklı bir binaya sahip olabilir. Bir vatandaş gibi düşünüyor. Masanın diğer tarafına geçiyor. Bir yüklenici gibi düşünüyor. Bir müteşebbis için ideal bir mimari çözümleme nasıl olabilir? Emsal değerlerini, sosyal donatı alanlarını, burasını nasıl değerli hale getirebiliriz? Bir yüklenici gibi düşünüyor. Sonra masanın diğer köşesine geçiyor. Belediye gibi düşünüyoruz. Bizim teraziyi muhafaza ettik. Yüklenici ve mülk sahibi. O dengeyi kurmamız lazım. Bir taraf ağır bastı mı olumsuzluklar devam ediyor. Ne mülk sahibinin lehine ne müteşebbislerin lehine. Teraziyi doğru tutmak lazım ama o teraziyi tutan da bir el olması lazım. O da yerel yönetimdir, belediyedir. Çünkü uygulama yapacağınız alanda o alanın şehrin diğer parçalarına olumlu olumsuz yanlarının analizini yapmanız lazım. Ulaşım, altyapı, şehrin silüeti, estetik açıdan o bölgede oluşabilecek yoğunluğun getirdiği olumsuzluklar. Yani her şeyi öngörmek küçük gerekiyor. Bir parçanın bütünü içerisindeki değerlendirmesini yapıyor şirketimiz belediye gözüyle. Bu analizleri yaptığınız zaman şehri gelecek adına doğru adımlar atmış oluyorsunuz. Ve az önce bahsettik o paydaşlardan. Siz de işaret buyurdunuz. En önemli paydaş mülk sahipleri. Yani yaptığınız işin... Binbir emekli bir bina yapmış. Vatandaş nasıl görüyor? Vatandaş bu kadar teknik çalışma, bu kadar analizlerin vatandaşa da izah edilmesi lazım. Kendi mülkü üzerinde yapmış olduğumuz tasarrufu onun yaşamına ne getireceğini, sadece kentsel gelişim kavramını kullanıyoruz ki bu binaları yıkıp yapmak değil. Hayatımız gelişecek. Kentsel gelişimden kastımız o. Gelişim. Yani çocuklarımızın eğitimi artacak. O bölgedeki moral değerlerimiz artacak. O bölgeyle ilgili güvenlik problemleri aza inecek. Sosyal dayanışma daha çok artacak. Bölgenin ekonomisi daha çok artacak. Yani kısacası plan yaptığımız, uygulama yapacağımız alanlarda insanlarımızın yaşam kalitesi artacak. İşte bu salon onun için. Ya biz burada dev ekranımız var. Vatandaşlarımızı planlama yaptığımız Yıldırım'da 21 bölge var. Birçok mahallenin de içinde oldu. Bölge bölge bugüne kadar geldiğimiz aşamayı ve bundan sonra hangi süreçleri takip edeceğimizi vatandaşlarımız da bu salonumuza 21 toplayarak... bölge dediğiniz kentsel dönüşüm planlaması yapılan 21 evet. bölge. Yani 21 bölgeye ayırdınız. Kentsel dönüşümü ona göre evet. planladınız öyle yani mi? Yani bazı mahallelerimizde kentsel gelişim alanının minimum alan ölçüsü 5 hektardır. Yani 50 dönüm. Bir yeri kentsel gelişim alanı ilan edebilmeniz için en az 50 dönümlük bir alanda çalışmanız lazım. Çünkü yaptığınız şey bir şehir kurgusu içinde bir planlama yapıyorsunuz. Bir ada, bir parselde bir şehir kurgusu kurmak
çok zor bir şeydir. Oraya bir emsal verirsiniz. Ama bütününe olumlu olumsuz etkilerini hesaplamak zor. Onun için minimum 5 hektar, maksimum 500 hektar. Bizim 5 hektarlık mahallelerde mahallemiz var diyelim, 100 hektarlık bir alandır. Oradan 5 hektarda bir uygulama yapıyoruz. Bir çöküntü bölgesini tespit ediyoruz. Orada çalışma yapıp o örnek ortaya çıkmaya başladıktan sonra etrafını tetikleyecek, hızlandıracak. Bazı mahallelerimizde 10 hektar, bazı mahallelerimizde 30 hektar, bazı mahallelerimizde 40 hektar. İki tane de büyük alanımız var. Onlarla ilgili zaten şimdi son aşamada. Yıldırım'daki yaşamın şöyle bir farkı da var. Örnek vermek gerekirse Nilüfer'de evler 2 kişilik aileler ya da en fazla 4 kişilik aileler vardır. 4'ten fazla kişinin yaşadığı aile evi ev yoktur herhalde. Ama Yıldırım'da 4 kişilik bir ev bulmak daha zor. Daha kalabalık hane aileler. Hane başına düşen kişi sayısı 17 ilçemizin içerisinde Yıldırım ve Gürsu en üstte. Yani bu yaşam anlayışı evet. Bakımından yani yaşayanların yaşam kültürü ile ilgili tabii. Bir olay. Kalabalık ailelerin yaşadığı evler var burada. Onun içinde mekanı da o yapıya göre tasarlamamız lazım. Yani siz şimdi dönüşüm yapacağınız alanlarda nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde aile bireylerinin fazla olduğu bir yerde diyelim ki metrekare anlamında diyorum 40 metrekarelik bir mekanlar, konutlar inşa ettiniz. O bölgenin demografisine uymaz. Az önce dediniz ki yaşayanların da mutlu olacağı projeler. Sosyolojik açıdan da kentsel dönüşümün en önemli mihenk noktası bence bu. Yani insanların yaşadıkları bölgeleri yeniden yapmak çok modern hale getirirken onlara bir yeni yaşam anlayışı sunmak mı hedeftir burada? Yoksa yaşam geleneklerini, alışkanlıklarını sürdürebilecekleri bir ortam mı? Burada da bir başka hani yumurta tavuk ilişkisi gibi bir şey oluyor burada. Hepsi var, iç içedir ama iki önemli nokta var kentsel dönüşümde. Bir yapacağınız alanlardaki yerleri işte kamulaştırıp o bölgedeki insanları başka rezerv alanlar bularak transfer etmek, yeni yaptığınız konutlara başka bir gelir düzeyi olan bir kesimi getirip yerleştirmek. Bu tür modeller de var Türkiye'nin başka yerlerinde kentsel dönüşümde. Ama bizim Yıldırım için baktığımız zaman gelişim alanı olmayan, rezerv alanları olmayan Uludağ, bir tarafı Osman Gazi, Kestel, Gürsu ve Ova arasında sıkışmış. Köyü olmayan bir şey. Köyü olmayan 750 bin bir nüfus. İdeali nedir bizde? İdeali şu. O bölgede yaşayan plansız alanlarda, niteliksiz konutlarda, kaçak konutlarda yaşayan vatandaşlarımızı yeni yapılacak güvenli konutlarda tekrar yaşatmak. Yani tekrar o sokakta oturan insanların dönüşüm yapıldıktan sonra tekrar orada yaşaması. Önce bir ikna gerekiyor ama onun için. Herhalde. Onun için bu salonlar, bu planlama kentsel gelişim merkezi de o zaman güven duyacak diyorsun. Vatandaşlarımızın, paydaşlarımızın ortak yeridir burası. Bu anlamda bundan sonraki süreçlerde tüm bugüne kadar hazırladığımız çalışmaları onlarla da paylaşarak gerçekten çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm, evet, Türkiye'de gelişim, ilk. Kentsel gelişim merkezi. İşte az önce değerli izleyiciler vurguladığım gibi amfi tarzındaki vatandaşın gelip bilgileneceği oturma alanları, bu büyük bir dev ekran var şu anda bizim başımızın üstünde kapalı duruyor. Büyük salonu, köşelerdeki kentsel dönüşüm projelerinin maketleri ve duvarlarda Yıldırım'ın tarihi ve turistik tablolarıyla bunun dışındaki alanlarda da işte her türlü ihtiyacı karşılayabilecek teknik üniteleriyle farklı bir mekan ortaya çıkmış. Gerçekten de kutlamak istedim. Ne zaman burasını Bursalılar tanımış olacaklar veya Yıldırımlar tanımış olacaklar? Önümüzdeki aydan itibaren buradaki bütün birimlerimiz yerleşmeye başladı. Birimlerimiz çalışmaya başladı. Hazırladığımız projelerimizi bölge bölge vatandaşlarımızı davet ederek hangi bölgeyle ilgili bir planlama yaptıysak o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı buraya davet ederek yaptığımız çalışmayı onlarla paylaşacağız. Tabii ondan sonraki süreç zaten vatandaşlarla birlikte yürüyecek. Çünkü tasarladığınız mimari modeli, tasarladığınız projenin bir paydaşı olarak vatandaşın da uzlaşmanız lazım.
kentsel dönüşümdeki bizim en çok üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi de bu. Uzlaşarak. Uzlaşarak süre de çok kısa olur. Ve uzlaşacağımıza da inanıyoruz. Neden? Çünkü o plansız alanlarda yaptığımız çalışmada mevcut duruma baktığımız zaman bir çöküntü bölgesi haline gelmiş. Ekonomik olarak zaten dipte, ticari alanların olmaması, iş yerlerinin olmaması, sahip oldukları o gece konduların ilk yaptıkları tarihten bugüne kadar sürekli değer kaybetmesi plansızlıktan kaynaklanıyor. Yaşayanların gelir durumları da çok fazla ekonomiye katkı getirmediği için belki de gelişmemiş alanlar tabii, var. Tabii gelişmemiş alanlar. Yeni yaptığımız çalışmalarda onlara daha çok o boyutları anlatacağız. Ekonomik olarak bu mahallemizin bize yeni imar düzeniyle bize getirisi ne olacak? Yeni iş yerleri, yeni ticaret merkezleri, yeni sosyal tesisler, işsiz gençlerimize istihdam imkanları, artık sahip olacağımız gayrimenkulün yeni imar düzeninde artık gün geçtikçe değer kazanacağını, müteşebbislerin, vatandaşlarımızın kapısını çalacağı yeni imar düzeninde, çünkü verdiğimiz haklarla artık bir yüklenici de gelip onların sahip olduğu imar hakkını, sermayesini koyarak hem onlara konut vererek hem de kendisi için o özellikle ticari alanların faydasından müteşebbis sermayesini koruyup dönüşümü sağlayacaktır. O zaman şunu da sormam gerekiyor. Şimdi kentsel dönüşümde Bursa ili sınırları içerisinde kentsel dönüşüm yapma yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2 hafta önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm politikası sizin şu anda uyguladığınız politikalarla pek örtüşmüyor. Onlar daha farklı bakıyorlar. Yani vatandaşın harekete geçmesini, belediyenin de planları yol göstererek önlerini aşmasını düşünüyor Büyükşehir Belediyesi. Böyle bir çelişki yaşayabilir misiniz? Şimdi tabii Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çakışma diye. Kentsel dönüşümle ilgili büyükşehire yetki devri konusunu biraz açmak lazım. Şöyle bir usulde şöyle bir sıkıntı vardı. Bir yeri 6306 sayılı yasaya göre, kentsel dönüşüm kanunu dediğimiz yasaya göre, bir yerin önce kentsel dönüşümle siz eğer dönüştürmek istiyorsanız, eğer ilk adımınızda o bölgeyi, o ya da adayı ya da parseli, orada bulunan binayı riskli bina ilan edildiyse, analizler yapılıyor ve bu bina depreme dayanıksızdır. Riskli binaysa, riskli bina statüsüne girdikten sonra vatandaş bu raporu aldıktan sonra bu kayıtlara geçiyor. Tapuya da şehir olarak geçiyor. Burası riskli bina diye. Kayıtlara geçtiği zaman vatandaşın riskli binadan sonra belediyede plan değişikliği yapma imkanı yok mu? O riskli bina için. Riskli bina statüsüne girdiği için yetki Çevre Şehircilik Bakanlığı'na geçiyordu. Ama ilk adımda önce vatandaş çalışma yapacağı o parselde plan değişikliğini yapmış olsaydı ilçe ve büyükşehir belediyelerinde, plan değişiklikten sonra riskli bina analizi yapsa bakanlığa hiç gitmeden işi yürüyordu. Şimdi usulde şöyle bir hata oldu. Vatandaş önce riskli bina yaptı. Usulü bilmediği için ya da müteahhitler. Küçücük bir alan, 100 metrekarelik bir yer. 2 katlı, 3 katlı bir bina ama riskli bina. Riskli, raporu aldığı günden itibaren ilçe ve büyükşehir belediyesinden plan değişikliği yapamaz. Bitişik nizamsa ayrık nizam yapamaz. Bunu vatandaşlar sistem bilmiyor. Kilitleniyor, sistem kilitlenmiyor. Bakanlık yetkili deniyor. 6306 sayılı yasada bakanlık yetkili deniliyor. O zaman plan değişikliği için sadece bir parsel, düşünün yani bir büyük bir adanın içinde bir parsel için koskoca Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gidecek vatandaş, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nde orada plan değişikliği yapacak. Bakanlık dedi ki, yani bu tür yerlerde zaten adam önce plan değişikliği, riskli bina yapmasaydı, plan değişikliği yapsaydı ilçe ve büyükşehir belediyesi bunu yapacaktı. Yetkimiz de var zaten. O zaman eğer önce riskli bina yaptıysa, küçük parseller için bu. Riskli bina yaptıysa, bu riskli alanlar için geçerli değil. Keşke bütün yetkileri verseler büyükşehire, ilçe belediyelerine, biz çok daha hızlı çalışırız. Yani o yetki devri riskli binalar için geçerli. Önce siz riskli bina yaptınız, plan değişikliği yapacaksınız. Artık bakanlığa gitmeden küçücük o parsel için
burada Büyükşehir Meclisi'nden geçebilir diye bir devir var. Dolayısıyla o usulde bir şey yok. Ama gönül arzu eder ki... Çatışma olmaz diyorsunuz. Yok, yani. O anlamda çatışma da olmaz. Gönül arzu eder ki işte, riskli alanlarda binlik plan yapma yetkisi, 5000'lik plan yetkisini Büyükşehir'e belki biraz daha biz daha hızlı yol alırız. Şu anda bizim yolun altındaki mahallelerimizde Yavuz Selim, Ulus, Mevlana, Arabayatı, Hacivat, Çınar, 450 hektarlık alandaki yaptığımız 5000'lik ve 1000'lik planımız son haliyle ona yaşamasında bakanlıkta. Şimdi riskli binanın tabii bir teknik izahı var. Ben teknik adam değilim. O konularda söyleyecek sözüm yok ama saha gözlemi diye de bir şey var. Şimdi bizim bu bölgede işte kaçak diye eleştirdiğimiz, hatta küçümsediğimiz yapıların çoğu kentin diğer bölgelerinde apartman adını verdiğimiz yapılardan daha sağlam. O da bir başka gerçek. Çünkü buradaki vatandaş kendi içinde yaşayacağı için ona göre sağlam yapıyor. Evet. Diğer binaların çoğu ticari amaçla yapıldığı için ucuza mal edip rant elde etmeyi, gelir elde etmeyi amaçlıyor. Yani riskli bina tanımına ne kadar girer bilemiyorum ama bina sağlamlığı konusunda da tartışmalı bir saha durumu var. Şimdi tabii. Ya çok büyük kamu binalarımız var. Daha önce yapılan büyük siteler var. Ama bizim geçmişteki inşaat teknolojimiz, inşaat yapım şeklimiz, denetim anlayışımız ve artık yani betonarmenin de bir ömrü var. Servis ömrü var. Geçmişte yaptığımız işte beton mikserlerinin, hazır betonun olmadığı, nervürlü demirlerin olmadığı, kat kat iskeleler denetimlerin kurulup yapılmadığı, beton atılırdı. Artık çimento dozajının oradaki o işi yapan çalışanın inisiyatifine bırakıldığı bir yapılaşmamız var. Dolayısıyla tabii bizim binalarımızın ekonomik ömrünü tamamlaması konutlar için 50 yıllık hesaplamalarımızda 50 yıl öngörülüyor. Ama o süre çok daha bizim yaptığımız şekle çok daha kısadır. Baktığımız zaman 25 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık binalar zaten ömrünü tamamlamış. Ya güçlendirmeniz lazım ya yıkıp yeniden yapmanız lazım. Şimdi kaçak bina demişken Yıldırım'dan başlayan bir başka çözüm de gelişmişti. Kaçak yapılara elektrik ve su bağlanması, doğalgaz bağlanması konusunda çıkan bir kanun var. O kanununa rağmen birçok yerel yönetimde işlem yapılamadı. Başvurular kabul edilemedi. Çünkü teknik eksiklikler vardı. Ama siz geçen yıl hızlı davrandınız. Kentsel dönüşüm yerine kentsel gelişim ilan ettiniz. Peki, şimdi sizin bulduğunuz formül bir genel kabul gördü. Genel bir uygulamaya dönüştü. Nedir Yıldırım'daki durum? Tabii öyle olması lazım. Yani bir tarafta esas bizi kurtaracak, şehri geleceğe taşıyacak iş planlamadır. Biz bunu asli işimiz olarak görüyoruz ve bunu yapıyoruz. Şu anda Yıldırım'ın arazisinin yarıdan fazlası bir gelişim alanı içerisinde ve yeni bir imar düzenine geçiyor. Bu kadar kendi arazisini plan ve uygulamayla değiştiren Türkiye'de başka bir belediye yok. İnsanlarımızın geleceğini bununla kurtaracağız. Şehrimizin geleceğini açıkçası. Ama işin bir de trajik bir boyutu var Ahmet Bey. Bizim ilçemizde 40 bin insanımız elektrik ve su, o gece kondularda yaşayan insanlarımız elektrik ve sudan mahrumdu. Veya dolaylı bir şekilde alabiliyordu. Bir abone 10 aboneye, 15 aboneye, 20 aboneye, gayri resmi, güvensiz ortamlarda elektrik ve suyu, tehlike arz eden şartlar altında. Bu toplumsal, sosyal yapıyı da bozan bir şeydi. İstediği zaman eğer bir saatten alıyorsa vatandaş, o abone sahibi istediği zaman suyunu kesebilir. O da bir başka ticaret farklı şeyler vardı. Bu bizim insanımız, bu bizim milletimiz. 15 Temmuz'da bu insanlarımız, hiçbir statüsü, makamı, mevkisi olmayan insanlarımız bu hain darbe girişimini bertaraf ettiler. Dolayısıyla insanlarımızın günlük yaşamında da onları sudan mahrum bırakacak ya da suyla terbiye edeceğimiz bir şey olmaması lazımdı. Çok şükür, çok da mücadele verdik. Kanun çıktı. Kanun, bölgeler kentsel gelişim alanı olursa yapılabilir ama kentsel gelişim alanı ilan etmeniz de yetmiyor. Kentsel gelişim alanı ilan ettiğiniz yerde
onay bakanlar kuruluna ait. Şimdi biz kentsel gelişim alanı ilan ettik, tekrar bakanlar kuruluna gitse çok daha fazla uzun sürecek. O zaman bakanlar kuruluna gitmeden ne olması lazım? Gelişim alanı ilan ettiğiniz yerlerde kamu alanı olmaması lazım. Bize hemen belediyemizin birimlerini bir ay hızlı çalıştırdık. O bölgelerde kamu yerlerini çıkardık. Diğer yerleri kentsel gelişim alanı, ilçe meclisimizde, büyükşehirimizde geçirdik. Ve bu yazıyı gelen insanlarımıza, ilgili kurumlara yazıları gönderdik. Elektrik ve su bağlanmasında herhangi bir sakınca yoktur da yasadan da istifade ederek. Şu ana kadar 6000 abone yapılmış oldu. 6000 abone, tabii nüfusuyla mukayese ederseniz neredeyse o elektrik su alamayan nüfusumuzun yarısını çözmüş olduk. Sırayla belediyemiz her gün cıvıl cıvıl, çok kalabalık gelen vatandaşlarımız bu işlemlerini yaptıktan sonra ilgili kurumlara bu yazıları yazıyoruz. Günlük hayatı da yaşamı da aksatmamak lazım. Çünkü su hayattır. Yani evimizde bir gün su olmadığı zaman bu insanlarımızın da böyle bir durumu vardı. O sorunlarını da çözmek bizim için büyük bir mutluluk. Tabii. Şimdi aslında başka bir konuya geçecektim ama az önce dediniz ki 15 Temmuz'da bu insanlar demokrasiye sahip çıktı. Türkiye'yi bir darbeden korudu. Badire'yi bunların sayesinde atlattık. Onlara su bağlamamız gerekiyor. 15 Temmuz'da Yıldırım'ın tepkisi ne oldu? Ya Yıldırım'daki insanlar, yeri gelmişken onları sorayım istedim. Yıldırım'daki insanlarımız biliyorsunuz değerlerimize bağlı, kültürümüze bağlı, medeniyetimizin temsilcileri insan konumunda olan insanlar, aileler, toplumsal dayanışmayı hakikaten komşuluk ve aile ilişkilerini üst düzeyde tuttuğumuz, değerlerimize bağlı bir toplumuz. Bir örnek vereyim, bugün yaşadığım bir hadise. Bir sosyolog arkadaşımız var ve Göçebe 4-5 çadır var Değirmenönü mahallemizde. Geçtiğimiz hafta gidip onlarla görüşmeler yapmış. Çadırda yaşıyorlar, hayatları öyle. Göçebe derken Roman vatandaşlarımız. Evet, Karabük'ten gelmişler. Onlarla röportaj yapmış ve dosya halinde bize bir dosya sundu. Hastalıklarla boğuşuyorlar, geçim sıkıntısı çekiyorlar, iş bulamamaktan şikayet ediyorlar. Ve bu göçebe hayatının bir mecburiyet olduğunu söylüyorlar. Yani bize bir zorunluluk olarak görüyorlar. Biz bu hayat tercihimiz değil diyorlar. Bir zorunluluk. Ama okurken onlarla görüşmelerini biz 15 Temmuz'da çocuklarımızla beraber çadırlarımızdan fırladık. Bayraklarımızı aldık ve meydana indik diyorlar. Ben çok duygulandım ondan. Normal yaşam kalitesine ya da yaşam açısından baktığımız zaman çadırda yaşayan, dereden su getiren bir göçebe ailenin söz konusu memleket olduğu zaman, söz konusu vatan olduğu zaman hassasiyetini gördüğümüz zaman tabii çok duygulandım. Ki günlük yaşamdan fazla beklentisi olmayan insanlar olarak bakıyoruz değil mi birçok yerde? Evet. Başkanım, şimdi tematik projeler de var Yıldırım Belediyesi'nin geliştirdiği. Çok çarpıcı, bir yandan kentsel dönüşümde yeni modern bir kent ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da eski yerleşim alanlarında tematik projelerle yaşamı güzelleştirecek düzenlemeler yapıyorsunuz. Onlara geçeceğim ama arkadaşlarım işaret ediyorlar. Bir kısa reklam arası verelim. Tabii. Reklamların dönüşünde Yıldırım'ın eski yaşam alanlarındaki tematik güzelleştirme projeleriyle devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasının ardından. Tamam mıyız? Değerli izleyiciler, Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan Türkiye'nin ilk kentsel gelişim merkezinden canlı yayında Yıldırım Belediye Başkanı Sayın İsmail Hakkı Edebali'nin konuğuyuz bu akşam. Sayın Edebali bizim konuğumuz değil, biz kendisinin konuğuyuz. İlk bölümde bu binanın, bu salonun amacına, ruhuna uygun olarak kentsel dönüşüm adına Yıldırım'da neler yapıldığını ve neler yapılacağını konuştuk. Şimdi ikinci bölümde de Yıldırım'ın eski yaşam alanlarının nasıl değişeceğini kendisine sormak isterim. Tematik projeleriniz var diye ben ilk bölümün sonunda söylemiştim. O tematik projelerin arasında benim aklımda kalanı Sular Vadisi projeniz var. Bizim yeni mahalle olarak bildiğimiz yamaçlardaki tarihi eski mahalle. Böyle bir bölgeyi, daha doğrusu uzunlamasına bir bölgeyi kapsayan değişik bir proje.
Ne alemde tematik proje? Sular Vadisi projemiz Yıldırım'ın en önemli projelerinden bir tanesi. Yıldırım'ın yüz akı diyebileceğimiz bir proje. Sizin de söylediğiniz gibi o bizim tarihi eski mahallelerimiz görüntü olarak baktığınız zaman işte beton yığınları, yeşil dokusunun az olduğu ama işte Uludağ'ın yamaçlarında en eski. Eskiden Karıncalı Dere gelirdi Karıncalı oradan. Dere. Bursa'ya bir nefes aldırırdı, hava getirirdi koridordan. Biz orada dedik ki tabii şehirler için su ve meydanlar önemli kavramlar. Su temalı bir proje gerçekleştirelim ama tabii alanımız olmadığı için öncelikle kamulaştırma yapmamız lazımdı. 30 bin metrekarelik bir alan orası. Eğimli bir alan. O 30 bin metrekarelik alanda biz kamulaştırmalarımızı tamamladık. Yaklaşık 11 milyon TL kamulaştırma yaptık. Oradaki mülk sahiplerimizle onları da mağdur etmeden hem yerlerini hem mülkiyetlerini hem üst yapılarını kamulaştırdık. Ve artık projemiz mühendislik projeleri de bitti. İhale aşamasında. Sular Vadisi sadece yeni mahallede de değil, yani birçok mahallemize büyük değer katacak. Piremir, Karaağaç, Kurtoğlu, Namazgah, Molla Arap, Teferruç, Umurbey, 7-8 mahallemize değer katacak ve yerli yabancı turistleri de oraya çekecek bir cazibe merkezi aslında. O mahallelerimiz için bir cazibe merkezi. Neler var Sular Vadisi içerisinde? Yapay göletler var, büyük. Efendim şelaleler var, seyir terasları var, Babil bahçeleri var, maket evcil hayvanlar var, çocuk oyun alanları var, belediyeye ait kültür merkezi var, cami var, otoparklar var, jimnastik aletlerin spor yapılabilecek alanlar var, yürüyüş yolları var, yeme içme alanları var, seyir terasları var ve üstten de baktığınız zaman o dediğimiz sosyal tesisler hep kademeli alanların iç kısmında. Üstten baktığınız zaman su ve yeşillik. Böyle o bölgelerimize de çok büyük bir değer katacak bir proje. Eski mahallelerimizdeki insanlarımızın en çok arzu ettiği şey. Çünkü artık şehir yaşamında bugün artık bu son dönemlerde özellikle en çok boğuştuğumuz konulardan bir tanesi stres. Telaşenin getirdiği bir stres. Ama o alanlarda, işte yeşil alanlarda, su temalı, tematik parklarda insanları da stresten uzaklaştıran bir mekan olarak orayı tasarlıyoruz. Şu anda ihale aşamasındayız. İhalemizi tamamladıktan sonra kazmayı vuracağız. Çünkü kamulaştırmalarımız sonuna geldi, tamamlandı. Projelerimiz tamamlandı. Çok büyük değer katacak Sular Vadisi. Hem Yıldırım'ımıza hem Bursa'mıza. Ve aynı zamanda da bir cazibe merkezi olarak bizim turizm aksımıza da Yıldırım'ın biliyorsunuz çok önemli bir turizm aksı var. Batıdan başlayan Yıldırım Külliyesi'nden Cumalı Kızağı kadar dağın yamacındaki o aksımızda önemli bir değer olarak insanlarımıza inşallah hizmet sunan bir proje olacak. Şimdi benim çocukluğumda Molla Arap'ta talimhanenin alt tarafında İpeker ailesinin sahibi olduğu bir fabrika vardı. Eski tarihi bir fabrika vardı. Çevresinde de işte en fazlası iki katlı evler vardı. Ben geçtiğimiz hafta şu anda Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi olarak kullanılan o binaya gittim. Mahalle hamamının da bir müzenin sergi alanı haline geldiğini gördüm. Botanik bahçesine dönüşmüş çevresi de. Korunan yapıların nasıl çevresine değer kattığını gördüm ama biz o bölgeye bir el daha bir çalışmamız daha var. Molla Arap'ta Altı Nokta Körler Derneği olarak bilinen bir tarihi mekan var. Onun restorasyon projelerini yaptık. Kurul onayladı. Orayı da Yıldırımlı hemşerilerimize çok güzel bir sosyal tesis olarak kazandıracağız. Evet, o şimdi bölgede. Orada bir başka çelişki var aslında. Bursa'nın bugünkü sorunu da belki de o. Benim yine çocukluğumda dediğim bundan asırlar öncesi değil. 45 evet. yıl öncesinden evet, söz ediyorum. Evet. Tek katlı, iki katlı evlerin olduğu o bölgede o korunan o eski fabrikanın hemen yanı başında rastgele dikilmiş adına apartman dediğimiz binalar var. Bursa'nın genel çelişkisi de bu ama oralarda biraz daha fazla
gözden evet. uzak kaldığı için yamaçlarda hoyrat kullanılmış yerler. Oraları maalesef. Yeniden Bursa'ya kazandıracak projelerin başında sizin tematik evet. Sular Vadisi evet. projeniz geliyor. O projeyle birlikte o bölgedeki yapılaşmayı da değiştiğini umuyorum. İnşallah. Şimdi tabii bununla birlikte Molla Yegen Kültür Merkezi projeniz evet. hatırlıyorum. Hatta onu Yıldırım Camisi ile birlikte de bütünleştirecek bir ikinci adımı da var. Evet. Orada niye aşamaya gelindi? Molla Yegen Kültür Merkezimiz de Yıldırım'ımızın yüz akı bir proje olacak. Şehrin en yoğun bölgesinde. Tabii daha önce küçük bir alan vardı. Molla Yegen olarak kullanılan bir yeme içme mekanı idi orası. Biz göreve başladığımızda bir hem Molla Yegen ismini yaşatmak, çünkü Molla Yegen Osmanlı döneminin en büyük fıkıh alimlerinden bir tanesi ve Molla Yegen medresesinde Fatih Sultan Mehmet ders görmüş. Bu kadar tarihi değeri kıymetli olan bir alanı bugünün şehir yaşamında, bugünün yeni Yıldırım'ında orayı güzel bir kültür merkeziyle, kültür merkezi inşa ederek yapmak hem mevcut kültürel sosyal etkinliklerimizi karşılayacak bir fiziki mekan ihtiyacını karşılayacaktı. Hem de Molla Yegen ismine yakışır bir merkez olarak kazandırmak istiyoruz. Tabii oradaki süreç anıtlar kuruluyla tarihi tescilli bina olduğu için proje çalışmasını anıtlar kuruluyla birlikte sürdürdük. Ve tüm onların da görüş önerilerini alarak iç mekan kullanımından dış silüete kullanılacak malzemeye varıncaya kadar uzun görüşmeler yapıldı. Onlar da sağ olsunlar Anıtlar Kurulu'ndaki başkan ve diğer yönetici arkadaşlarımız projemizi uygun gördüler ve projemiz Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. Şimdi kamulaştırma yapacağımız bir bölgemiz var. Orada binalar da var. O binaları da hızlı bir şekilde oradaki vatandaşlarımızla da görüşerek kamulaştırıp bu dönem Molla Yegen Kültür Merkezi'ni Yıldırımlı hemşehrilerimize kazandırmak istiyoruz. Geçen dönem farklı bir amaçla kullanılıyordu. Evet, yeme içme alanıydı. Şimdi çok daha büyük bir alanda. Neler var Molla Yegen'da? 1000 kişilik salon kazandırıyoruz Yıldırım'a. Şimdi salonlarımız yetersizdi. Barış Manço Kültür Merkezimizdeki salonumuz 400 kişilik. Adile Naşit Tiyatromuzdaki salonumuz daha mütevazi. Biz başka da salon yok zaten. Yok, biz Yıldırım'da bir etkinlik yaptığımız zaman işte Barış Manço yetmiyor. İşte yarın 2016-2017 kültür sanat sezonumuzu açacağız. Barış Manço bize yetmiyor. 1000 kişilik salon orada büyük bir ihtiyacı karşılayacak. 200 kişilik sinema salonu var Molla Yegen Kültür Merkezi'nde. Müze alanı var. Resim, sanat, heykel galerileri var. Fuayeler var. Çalışma atölyeleri var. Yeme içme alanları var. Ve aynı zamanda Kurtuluş Caddemizde de büyük bir otopark sıkışıklığı var. Molla Yegen Kültür Merkezimizin altında komple büyük bir bölgesel otopark olarak planlıyoruz. Hem otopark ihtiyacımızı karşılayacak hem de birçok etkinliğin ve aynı zamanda Molla Yegen'in bulunduğu yeri de şehir kütüphanesi yapıyoruz. Onun içinde çocuklar için kütüphaneden tutun, yüksek lisans seviyesindeki insanların da ihtiyacını karşılayacak bir kütüphane düzenlemesi yapacağız. Hem kütüphane, hem sergi salonları, hem yaşayan bir yer yapmak istiyoruz. Ki orası gerçekten yani, nüfusun yoğun olduğu, okulların da çok olduğu bir bölge. Buluşacağı bir yer, kültür merkezi. Yani kültür merkezlerini de yaşayan yerler olarak dizayn etmek lazım. Sosyal tesisler de olacak ki sadece bir etkinlik yapacaksınız, kültür merkezi kapılarını açacak. Bir sonraki etkinliğe kadar kültür merkezinin kapıları kapalı. Bu olmamalı. O mekan Yıldırımların buluşma noktası olacak. Ona göre fonksiyonlar yüklemeniz lazım. Biz proje aşamasında tüm bu çalışmaları yaptık. Molla Yegen Kültür Merkezimiz artık Yıldırım'ımızın da inşallah en büyük kültür merkezi şimdi olacak. Programın ilk bölümünde demiştiniz ki işte Yıldırım'da ekonomik alanlar yeterli derecede değil. Çünkü işte sebebi belli. Yıldırım'da yaşayanların ekonomik seviyeleri, durumları o alanları döndürebilecek, iş yaptırabilecek noktaya henüz gelemedi. Onları canlandırmayı, Yıldırım'ın ekonomisini de canlandırmayı düşünüyorsunuz. Evet. Şimdi burada da Yıldırım'ın bir başka eksiği ortaya çıkıyor. İşte Barış Manço ve Adile Naşit merkezlerinin dışında Yıldırım'ın salonu yok. Salon. Sineması yok.
Evet. Sineması olmayınca tiyatrosu da olmuyor doğal olarak. Molla Yegen burada daha kent merkezine yakın bir noktada bir nefes alma yeri olacak. Ama bir de Yeni Yıldırım olan yolun altındaki bölgeler var. Oralarda galiba yer konusunda çok da fazla sorun yok. Çünkü değerlendirilebilecek alan sayısı Ankara yolunun altındaki mahalleler için daha rahat daha oluyor. Fazla, evet. Oraya yönelik de kültür merkezi projelerimiz var. Vardı. Vatan Mahallemizde bir gençlik merkezi yapıyoruz. Az önce söylediğiniz Yıldırım'da sinema salonu yok. Barış Manço Kültür Merkezimizde bir sinema salonumuz var ama belki birçok Yıldırımlı hemşerimiz bilmiyordur bile. 750 bin nüfusun yaşadığı bir yer. Bir sinema salonumuzu Molla Yegan'a yapıyoruz. Bir sinema salonumuzu da Vatan Mahallemizde inşa edeceğimiz gençlik merkezinde. Şimdi gençlik merkezi biz göreve başladığımızda söz verdiğimiz projelerimiz arasındaydı. İdeal Şehir 100 adımda gençlik merkezleri sözümüz vardı. Bir tanesi 75. yıl mahallemize yaptık. 1000 metrekarelik bir alan inşa ettik. Ve oradaki gençlik merkezimiz Değerlisin Sağlıklı Kal projemiz var. Özellikle madde bağımlılığıyla, bu zararlı alışkanlıklarla mücadele anlamında şu anda hizmet veriyor. Orası 1000 metrekarelik bir alandı. Vatan Mahallemizde inşa edeceğimiz alanımız 13.100 metrekarelik bir alanda yeni bir gençlik merkezi. İçinde sinema salonu var, içinde fitness salonu var, içinde kütüphane var, içinde toplantı salonları var, yeme içme alanları var. Gençlerin de buluşma yeri. Bir taraf sinemaya gidecekler, işte kütüphaneye gidecekler, etkinlik yaparlarsa konferans salonları olacak. Gençlerin buluşma yeri. Gençlere yönelik birçok projemiz var. Tabii zamanımız yetmez anlatmaya ama en önemli hedef kitlemizdir. Çünkü 250 bin gencimiz var. Türkiye'de en çok genç nüfusu olan ilçeyiz biz. 0-24 yaş diliminde 250 bin yani. Çok büyük bir sayı. Onun için işte Türkiye'nin en büyük spor kompleksinin inşaatı başladı. Bu gençlik merkezleri de kültürel, sosyal alanlarda gençlerimizin, yeni kuşağımızın ihtiyaçlarını karşılayacak modern, fiziki mekanlar. O bölgede bir de sosyal yaşam merkeziniz var sizin. Birlikte bir köy gibi mi bunu düşünüyorsunuz yoksa aralarında bir mesafe var? Aralarında mesafe var. O sosyal yaşam merkezinin de işlevi biraz daha farklı. Orada birimlerimiz de var, müdürlüklerimiz de var. Sosyal yaşam merkezinde sosyal işler müdürlüğümüz var. Kadın aile işleri müdürlüğümüz orada hizmet veriyor. Mesela psikolojik danışma merkezimiz var orada. Psikolojik danışma hizmeti sunan bir belediyeyiz biz. Aile veya birey için. Hiç fark etmiyor. Yaş dilimi fark etmiyor. Tamamen ücretsiz. Çok deneyimli psikologlarımızla orada işte seanslar eşliğinde randevu sistemiyle ücretsiz hemşerilerimize hizmet veriyoruz. Tabii bunlar hepsi dokunduğunuz her ya da hizmet ettiğiniz karşılığında insan varsa alan, hizmet ettiğiniz alanda bir diğer karşısında o mekanın içindeyse yaptığınız iş doğrudur. Yani mekanı güzelleştirip ama esas amaç insanı kalkındırmak ve dezavantajlı gruplar. Yani çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engellilerimiz. Engellilerimiz için orada bir çok büyük bir projemiz var. Engelsiz Yaşam Merkezi. Onun da yerini tespit ettik. Şimdi projelerini hazırlıyoruz. Şimdi o bölgeden bahsedince Yıldırım'ın o bölgesinde yaşayan insanların başka beklentileri de var. En çok tartışılan ilk kentsel dönüşüm projeleri Mevlana, Mevlana ve Ulus mahalleleri. Sanıyorum telefonlar da Olay TV haber merkezine şu sıralar çok çalıyor. Bursa'nın çok tartıştığı, gündemde çok kalan Mevlana ve Ulus'taki kentsel dönüşüm projelerinde son durum nedir? Evet, Mevlana'da tabii biz göreve ilk başladığımızda orada küçük bir alan, bir parselde 133 adet daire inşası başlamıştı. Ve küçük daireler, 40 metrekarelik daireler. Az önce programın girişinde konuştuk. Şehri geleceğe taşımak için tüm paydaşların da memnun olacağı bir model geliştiremezseniz yürümez. Oradaki insanlarımızın demografik yapısı, sosyal yaşamını göz önüne aldığınız zaman 40 metrekarelik dairede 5 kişilik, 6 kişilik ailelerin yaşaması imkansız. Dolayısıyla işin sosyal yönü, psikolojik yönü,
çözülememişti. Orada tabii planların iptal olması, yükleniciyle ilgili problemler bizi tekrar yeniden orada bir şehir düzenine ama doğru iş yapmak şartıyla üzerimizdeki yükün farkında olarak orada hızlı bir şekilde başladık. Önce 55 hektarlık bir alanda bir imar düzenlemesi yaptık. Tam Samanlı Kavşağı'nda Mevlana'nın o parkımızın ve konutların olduğu bölgede. 55 hektarlık alandaki 5000 binlik planlarımızı onaylattık. Projelerimizin, avam projelerimiz bitti, mühendislik projelerimiz bitti. Ve 14 hektarlık alandaki tapularımızı çıkardık. Oradaki düzen şöyle. Şu anda belki görüntüler varsa o 55 hektar tamamen bir gram yeşil alan olmayan, sadece köşteki park dışında olmayan bir. Yeni yaptığımız tasarımda 55 hektarın %55'i yeşil alan. Ahmet Bey, %55'i yeşil alan. 14 hektarlık alanla ilgili ihaleye çıktık. İhalemizin ilk etabı tamamlandı. Türkiye'nin en büyük 39 firması ihaleye girdi. Bilançolarını, iş bitirmeleri en yüksek firmalar girsinler ki dedik. Bizim burada atacağımız ilk adım doğru adım olması lazım. Çünkü vatandaşımızla da uzlaşarak gideceğiz. Şu anda uzlaşma binamızı da orada yapıyoruz. İlk ihalemiz tamamlandı. İlk 5 firmayı tespit ettik. Şimdi onlar arasında en ekonomik ihaleyi yapacağız. Önümüzdeki ay ihalemiz biter bitmez her şeyimiz hazır. Uzlaşma binamız hazır. Oradaki yolları da düzenliyoruz. Ve en doğru, en modern, orada insanlarımızın yaşamına değer katacak, ekonomik olarak da, mülklerine de ve onları mağdur etmeden görüşmeleri de hem burada hem orada sağlayacağımız kentsel dönüşümü Mevlana'da başlatıyoruz. Doğru proje olarak başlatıyoruz. Ben size soruyu yöneltirken işte Bursa'nın kamuoyu gündemine çok gelen ve tartışılan projesi dedim ama orada bir açıklama da yapma gereği de duyuyorum şimdi. Sizin döneminizin değil, bir önceki dönemin projelerinin yeniden yapılması söz konusu orada. Revize etmek zorunda kaldık. Yeni evet, baştan revize ettiniz evet. Ya da yeni baştan yaptınız. O projeler o nedenle temeli atılmış olmasına karşın farklı bir gelişmeyle o yeniden eksik, hazırlanıyor. Mevcut devam eden 133 dairelik %70 seviyesinde onları da tamamlayacağız. Küçük konutlar artık onları sosyal tesis olarak, sosyal konutlar olarak kullanacağız. Ama diğer çalışmamız son aşamada ikinci etap ihalemiz biter bitmez Mevlana'daki büyük dönüşümü hep birlikte hemşehrilerimiz. Bu bir yeni bilgi görecekler. Olarak izleyicilerimize evet. paylaşmış olduk. Evet. Onları da duyurmuş olduk. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir merkezde sizin konuğunuz olmak ve Yıldırım'daki değişimi, dönüşümü, gelişimi konuşmak çok güzeldi. Umarım izleyicilerimizin de aldığı pek çok mesaj vardır burada. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Tabii konuştuğumuz bazı projelerimizin başlıklarıydı. Biz hayatın her alanında, hem kültür sanat alanında, hem sosyal belediyecilik alanında, hem çevreyle ilgili konularda, hem de asli işimiz olan hizmet alanında, günlük rutin hizmetler, temizlik vesaire, diğer bütün vatandaşımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak bütün alanlarda ekip olarak seferberiz. Bu hizmetleri aksatmıyoruz. Ama şehrin geleceği açısından da hem bu planlama hem bu vizyon projelerle yani yarınların Yıldırım'ını Allah'ın izniyle hep birlikte inşa edeceğiz. Ve Yıldırım'da yaşamaktan da insanlarımız büyük mutluluk duyacaklar. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Yıldırım Belediye Başkanı Sayın İsmail Hakkı Edebali ile Türkiye'nin ilk kentsel gelişim merkezinden bu akşam sizlerin karşınıza geldik. Yıldırım'ın dönüşümünü ve gelişimini konuştuk. Yönetmenimiz Hüseyin Sarı Sandal, önümüzdeki hafta yeniden buluşun dedik. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.